Yine 5 dakikası 5 dakikasını tutmayan ülkeden İsviçre'den 44 motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Güzel giriş oldu bence, değil mi? Evet arkadaşlar. Tatil bitti, yine döndük dediğim gibi. Hem taşımızla birlikte geziyoruz, sürtüyoruz. Bugün sizlere neden bahsedeceğim? Bugün uzun zaman önce paylaştığım ve beni soru yağmuruna tuttuğunuz video ile ilgili konuşacağım. İsviçre'de iş imkanıyla, İsviçre'de 8500 işçi alımıyla alakalı Avrupa Birliği ülkeleri dışından alınacak 8500 kişi. Bununla ilgili tek adam açıklama yapayım ben sizlere, çünkü çok fazla soru geliyor. Abi ne zaman başlayacak? Abi maaşlar tam olarak ne kadar olacak? Abi ben şu işi yapıyorum, orada ne kadar kazanırım? Abi ben bu işi yapıyorum, orada ne kadar alırım falan filan, bir ton soru geliyor. Teyzemi tabii yol verelim, ablamıza da yol verelim. Ya bu pandemiden dolayı neyin ne olacağı henüz belirsiz. Bu yaklaşık 2020'li yılların başlarında alımlar başlanacaktı. Fakat pandemiden dolayı bu iş uzadı, hala çözümlenmiş değil. İşçi alınacak. Ama dediğim gibi pandemiden dolayı ne zaman alınır, ne zaman alınmaz bilmiyorum. Hani ben de sizler gibiyim. Burada yayınlandığı takdirde bizim de haberimiz olacak. Hani bunun için ne zaman diye sorularına ben size söyleyeyim. Hani gazetelerde yayınlandığında veya haberde çıktığı takdirde veya herhangi bir sosyal medya aracılığıyla paylaşıldığında bu bilgi, ben de bunu sizlerle paylaşacağım. Bazı kişiler şeyi soruyorlar, hani ya 33.000 TL çok gibi görünüyor falan, ama oradaki geçim kaynaklarıyla meçim kaynaklarıyla işte elinizde çok bir para kalmaz, çok para biriktiremezsiniz, biriktiremeyiz gibisinden mesajlar da geliyor, yorumlar da geliyor. Abi sen harcamasını bilmiyorsan, sen gelirini giderini bilmiyorsan, sana bırak 33.000 lira, 300.000 lira aylık da verseler sen geçinemezsin, para arttıramazsın. Yani şöyle söyleyeyim, burada alacağınız maaşla arkadaşlar rahatlıkla vergilerinizi de ödersiniz, ev kiranızı da ödersiniz, gezersiniz, tozarsınız, yersiniz, içersiniz, affedersiniz, isterseniz sıçarsınız. Yani para size yeter, hatta para da arttırırsınız. Bizler nasıl arttırıyoruz arkadaşlar? Hani bu insanlar niye bu kadar yurt dışında çalışmak için çaba sarf ediyor? Yani bu sadece İsviçre için geçerli değil. Almanya için de, Rusya için de, İtalya için de, İngiltere için de, burada yurt dışında çalışan binlerce Türkler var. Bunlar niye çalışıyor? Niye? Nasıl para arttırıyor? Bu şekilde düşünün. Kesinlikle para arttırırsınız. Ve en çok gelen soru ve beni en çok sıkıntıya sokan soru arkadaşlar. Abi ben İsviçre'de şu işi yapıyorum. Orada maaşı ne kadar kazanırım? Abi ben örnek veriyorum kaynakçıyım. İsviçre'de kaynakçılar ne kadar alıyor? Abi ben bisiklet tamircisiyim. İsviçre'de bisiklet tamircileri ne kadar alıyor? Aga ben ne bileyim ya. Ben herkesin maaşının, affedersiniz, çok özür dilerim de muhasebesini tutmuyorum. Buradaki zaten dediğim gibi kimse kimseye maaşını söylemiyor. En yakın arkadaşım bile sana maaşını düzgün net söylemiyor. Ya işte şu civarlar alıyorum diyor. Hani net bir rakam söylemiyor. Burada söylenmediği için yani gidip de bir adama sorsam, desem ki abi sen işte otobüs şoförüsün, ya ne kadar kazanıyorsun? Adam ona diyecek cevabı seni ilgilendirmez ki diyecek. Hani öyle bir zihniyet var, anladınız mı? Hani Türkiye'de sorsan, desen ki gidip ya abi işte ben de otobüs şoförü olacağım, ya ne kadar maaşlar falan, adam sana gelirini giderini her şeyini muhasebesini döker senin önüne. Ama burada öyle bir şey yok aga. Yani bu yüzden bana bu sorularla gelmiyor. Çünkü hani kime gidip sorayım ki maaşını? Adamın söylemeyeceğini biliyorum. Ya en yakın arkadaşlarımız bile söylemiyor ki. Yani çok samimiyiz, kankayız. Onlara bile ben maaşını bilmem yani. Onur'un, Mustafa'nın, Gökhan'ın. Ya bakın ben bunlarla hiç dıştığım. Her gün beraberiz, her hafta beraberiz. Ama ben bunların ne kadar kazandığını bilmem. Anladınız mı? Yani o yüzden arkadaşlar bu tür sorularda biraz daha lütfen hani
kendiniz de araştırabilirsiniz. Hani internette varsa yazın. İşte İsviçre'de maaşlar ne kadar falan diye. Ben size ancak şöyle bir bilgi verebilirim. Buradaki en düşük alacağınız maaş arkadaşlar, tabii bazı yerler var illegal olarak daha düşüğe çalışanlar da, yani resmi bir yerde çalışırsan resmi bir şekilde sizin alacağınız maaş arkadaşlar minimum 3800 frank. Öyle söyleyeyim size, yani onun üzerinden hesaplayın. Artısı olur eksisi olmaz yani. Örnek veriyorum, sen kepçe operatörüsündür. Ben bu vasıfsız işçi olarak söylüyorum, hani alacağınız maaş. Sen bir operatörsen, sen bir makineciysen maaşlar artabilir. 4000 lira, 5000 lira, 10000 liraya kadar maaş alabilirsiniz. Yaptığınız mesleğe göre. Ve bir diğer konu da arkadaşlar, bunu tekrardan söylüyorum. Öteki videoda gayet açıklamıştım aslında ama bazı kardeşlerim sanırım videoyu sonuna kadar izlemiyor. O yüzden bunu da belki izlemediğiniz için yine adlibine sorabilirsiniz. Arkadaşlar, İsviçre'de çalışmak için minimum İngilizce biliyor olmanız lazım. Bakın, minimum diyorum. Normal şartlarda Almanca bilmeniz gerekiyor. Ha, Almanca bilmeden hiç bulamaz mısınız? Bulursunuz. Buradaki Türk firmalarıyla anlaşıp bulabilirsiniz. Mesela Türk marketinde çalışabilirsiniz. Orada çalışanların da %99'u Türk olduğu için sizin Almanca bilmiyorsunuz, sıkıntı olmaz. Siz işinizi yaparsınız. Diğer bilen elemanlar müşterileriyle ilgilenirler. O yönde bir sıkıntı yok. Ama Almanca bilmiyorsan, Türk firmasıyla anlaşamazsan burada iş bulman çok 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 sıkıntı olacaktır kardeşim. Bunu da böyle söyleyeyim. En azından minimum İngilizce ile kendini biraz ifade edebilirsin. Bu bir nebze, bir gıdım hani iş bulma olasılığını arttırabilir. Ama onun haricinde dediğim gibi Almanca şart gençler. Tabii şöyle söyleyeyim, Almanca diyorum ama mesela siz iş buldunuz, Freiburg, Bern taraflarında buldunuz, Bern'in diğer kantonlarında, diğer tarafındaki kantonlarda bulundunuz. O bölgelerde Fransızca konuşuluyor. Fransızca biliyor olmanızı o bölgelerde iş bulmanızı kolaylaştırır. Veya diğer bir tarafta başka bölgelerde İtalyanca konuşuluyor. İtalyancanız varsa orada da iş imkanı bulabilirsiniz. Dediğim gibi İsviçre'nin 4 ana resmi dili var. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romence. Bu dillerden 4 tanesinden birini biliyorsanız İsviçre'nin bu bölgelerinde iş bulabilirsiniz. Ama Almanca biliyorsanız İsviçre'nin her yerinde iş bulabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar, hani benim Almancam yok, iş bulabilir miyim falan filan, Almancan yoksa Türk firmaları var. Türk firmalarında bulamazsan kusura bakma kardeşim, hani çaban yetersiz olur. Çünkü almazlar seni. Adam Almanca bilen varken Almanca bilmeyeni neden alsın ki, değil mi? Çünkü iletişim kuramayacaksınız. Ve yine bir konuya açıklık getireyim arkadaşlar. Bunu bir önceki videoda da söyledim ama yine sorular gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar, yani burada İsviçre bu 8500 kişilik işçi kotasından vasıfsız işçi almayacak. Yani tecrübeniz var, o işte çok iyisiniz, hatta bir numarasınız ama herhangi bir belgeniz, diplomanız, gaytınız, kuytunuz yok. Hiç bulamazsınız. Normal şartlar altında burada yaşıyorsanız yaptığınız işin belgesi burada geçerli olmuyor, çoğu belge, çoğu diploma. Ama siz buraya çalışma vizesiyle geleceğiniz için sizin belgeleriniz geçerlilik kazanacaktır. Yani belgeniz yoksa arkadaşlar, hani bana sorular geliyor, abi işte örnek görüyorum, ben kepçe operatörüyüm ama elimde belgem yok. Abi işte ben makine teknisyeniyim ama herhangi bir diplomam yok. Abi ben motor ustasıyım ama herhangi bir diplomam yok. Abi işte yok o zaman, hani nasıl söyleyeyim, ben size bunu gayet açık ve net söylüyorum. İsviçre 8500 tane işçi alacak Avrupa Birliği ülkelerinin dışından. Bakın, bu yanlış anlaşılmasın, 8500'ünü de Türkiye'den alacak demiyorum. Avrupa Birliği ülkeleri dışından alacak. Türkiye'den 200 kişi olur, örnek veriyorum, diğer ülkeden 500 kişi olur. Bunun sayısını ben bilmiyorum. Almanca bilen ve yaptığı işte diploması, sertifikası olan kişileri işe alacak. Türkiye takabül olarak o zamanlar 33 bin falan demiştim. Şu an kur yükseldi, bir 35-36 bin lira falan vardır yani alacağınız maaş.
Umarım açıklayıcı bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz bu ve bunun gibi birçok videodan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve yine de kafanıza takılan sorular varsa arkadaşlar yine çekinmeyin, sorun. Ama videoyu sonuna kadar izleyip öyle sorularınızı sorun, kafanıza takılan soruları. Her zaman yorumlara cevap veriyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.